Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle yayınladığı mesajında şunlara yer verdi. Şimdi bir lider düşünün, edebiyata intikal ettikten 81 yıl sonra bile hala yaşıyor olsun. Şimdi bir lider düşünün, 81 yıl sonra bile ilk günkü gibi gururla özlemle anılsın. Şimdi bir lider düşünün, fikirleri asla ölmesin, her yeni bebekle tekrar tekrar doğsun. Şimdi bir lider düşünün, o mavi gözleriyle yolumuza ışık olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük kurtarıcı, büyük devlet adamı eşsiz deha, Türk ulusunu içinde bulunduğu işgalden kurtarmak adına ilk adımı atan ulu önderimizi kaybedişimizin 81. yılındayız. Türk ulusu olarak acımız hala taze, hala ilk günkü gibi. Mustafa Kemal sadece Türk milletine değil, Azmin, zekası, kararlılığı, vatan ve millet sevgisi ile tüm dünya ülkelerine de örnek olmuştur. Hiç kuşkusuz ki Mustafa Kemal zekası, onuru, başarıları ile insanlık tarihine adını bir daha silinmemek üzere altın harflerle yazdırmıştır. Hayatı boyunca emperyalizme, sömürüye, tutsaklığa karşı direnen laiklik, özgürlük, insan hakları ve dünya barışından yana olan Mustafa Kemal, yok olmak üzere olan bir milleti tekrardan ayağa kaldırarak Türkiye Cumhuriyeti gibi güçlü ve sağlam bir eser ortaya koymuştur. Kurduğu bu cumhuriyeti Türk milletini ileriye taşıyacak olan ilke ve devrimleriyle de desteklemiştir. Hiç kuşkusuz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı cumhuriyet, ilke ilkeleri ve devrimleri ile hala Türk ulusuna önderlik etmeye devam ediyor. Türk ulusu var oldukça Cumhuriyet ve Ulu Önder'in ilke ve devrimleri sonsuza kadar payidar kalacaktır. Atatürk'ün en büyük eserim dediği layık, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bütün olarak sonsuza kadar korunacak ve yaşatılacaktır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81. yılında bir kez daha özlem ve gururla anarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum.